Merhaba arkadaşlar. Set 197 birinci soru. ABCD paralel kenar AEB açısı 70 derece verilmiş. DCB açısı x derece. BAE açısıyla EAB -E açısı birbirine eşit. ABF açısıyla FBE açısı birbirine eşit. Ve EBC açısı da bunlara eşit verilmiş. Verilen bilgilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar şu açıya A diyelim. Şu açıda A olur. Şuraya B dersek şu açı B, şu açı da ne olur? B olur. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi değil mi arkadaşlar? Bir de şunu biliyorum. Ardışık iki açının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla 2A artı 3B eşittir ne olmalı? 180 derece olmalı. Şurada EAB üçgeninin iç açılar toplamını yazacak olursam A artı 2B artı 70 eşittir 180. Attım karşıya. A artı 2 B neye eşit geldi? 110 dereceye eşit geldi arkadaşlar. Şimdi burada yok etme yöntemini kullanalım. A'yı ya da B'yi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Gelin şunu eksi 2 ile çarpıp birinci ifadeyle taraf tarafa toplayalım. Şunu yazayım tekrar şuraya. 2A artı 3B eşittir 180. Şimdi eksi 2 ile çarptığımda eksi 2A artı 2A birbirini götürdü. Eksi 4B artı 3B daha. Eksi B kaldı. Eksi 2 ile çarpıyorum 110'u. Eksi 220. 180 çıkardım. Daha doğrusu artı 180 ekledim. Eksi 40 kaldı. Yani B açım neymiş arkadaşlar? 40 dereceymiş. Bakın o zaman şu B açısının tamamı ne olur? 3 tane B'den oluşuyor. Dolayısıyla 120 derece olur. Paralel kenarda ardışık iki açının toplamı 180 dereceydi. Dolayısıyla X ne geldi? 60 derece geldi. D şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. ABCD paralelkenar, AFB açısı 50 derece verilmiş. B açısı 3 eş açıya bölünmüştür. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Dolayısıyla C açısı x ise A açısı da ne olmalı? X olmalı. Şuraya bir harf verelim. Bakın şu açı A derece olsun. O zaman diğer açılarda ne olmalı? A derece olmalı. Şimdi üçgenin iç açılar toplamını yazacak olursak ne demeliyiz? X artı A artı 50 neye eşittir? 180 dereceye eşittir. O zaman 50'yi karşıya attım. X ile A'nın toplamı 130 derece olmalı. Bir şey daha biliyoruz. Paralel kenarda ardışık iki açının toplamı 180 derece olmalı. Bakın arkadaşlar şu kenar şuna paralel. Şöyle doğrusu olacak şekilde uzattığımda iç ters açılardan şurası ne olmalı? X olmalı. Bakın ne yazıyoruz burada o zaman? X artı 3A eşittir 180 derece olmalı. Şimdi bize X'i soruyor. Hemen şuradan önce bir A'yı buluverelim hemen daha basit gibi. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam 2A eşittir ne yaptı? 50 derece yaptı. O zaman A ne yapar arkadaşlar? 25 derece yapar. 3A nedir o zaman? Şu açının değeri 75 derecedir. E geldim bunda e, şurada yerine koyacak olursam ya da direkt yazalım. Ardışık iki açının toplamı 180 dereceydi. O zaman X'e ne kaldı? 105 derece kaldı. Nerede? A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. ABCD paralel kenarı şeklindeki ana yol üzerinde ABC açısını eşit aralıklarla bölen 3 ara Bakın ABC açısını eşit aralıklarla bölen 3 ara yol dediği için şu açılar nedir? Birbirine eşittir değil mi arkadaşlar? Buralara bir harf verelim hemen A diyelim. Devam ediyoruz. BCD açısını eşit aralıklarla bölen 2 ara yol inşa edilmiştir. O zaman şu açılar da ne olmalı? Şunu da noktayla gösterelim. Pardon. Buralara da B diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Buna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi şurada LBC üçgeninde iç açılar toplamı yazacak olursam 2A artı 2B artı 72 derece eşitmiş 180 dereceye. Buradan 2A artı 2B neye eşit geldi arkadaşlar? 108 dereceye. A artı B neye eşit gelir? Her tarafı 2'ye böldüm. 54 derece olmalıymış. Şimdi şu L'yi doğrusal olarak uzatacak olursam. Bakın paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine neydi? Eşitti. Dolayısıyla şu açım nedir? 4A'dır. 72 derecenin bütünleri ne? 108 derece. Şurada iç ters açılar var. Dolayısıyla şu açım 2A olmalı. Şu açım 180 eksi 2A olmalı. Şu noktaya da gelin ne noktası diyelim? H noktası diyelim. Bakın H, L, C, D dörtgenine bakacak olursam. iç açılar toplamını yazalım. 180 eksi 2A artı 108 artı 4A artı B. Neye eşittir arkadaşlar? 300 60 dereceye eşittir değil mi? 4A'dan 2A çıktı. 2A kaldı. Artı B. 180 ile 108'i topladım. 288. Karşıya attım. Ne yaptı arkadaşlar? 288 çıkartırsam. 72 derece yaptı. E A artı B neye eşitti? 54 dereceye eşitti. İkinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. B'ler gitti. A eşittir ne geldi buradan arkadaşlar? 18 derece geldi. Şimdi burada A 18 derece ise üçgenin iç açılar toplamını yazalım şurada. K, B, üçgeninin iç açılar toplamı. 3A artı alfa eşittir 180 derece. E 3A nedir? 18 ile 3'ü çarptım hemen. 54 derece yaptı. Attım karşıya. Alfa eşittir 126 derece geldi. C şıkkı doğru cevabım oldu.